Merhaba sevgili teraziler. 19-26 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, bu haftanın en önemli gezegen hareketi Güneş'in burç değiştirmesi olacak. Güneş 20 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılarak Kova Burcu'na geçiş yapacak. Siz de bir hava grubusunuz. Kova da bir hava grubu. Dolayısıyla Güneş'in Kova Burcu'nda olduğu zamanlar sizin için yılın verimli ve iyi zamanlarıdır. Kendinizi daha keyifli hissedebilirsiniz. Yaratıcılıkla ilgili hünerleriniz artabilir, yetenekleriniz artabilir. Bunları daha fazla gösterme, uygulama imkanı bulabilirsiniz. Bu süreç içerisinde duygusal hayatınız, aşk ve flörtlerle ilgili konular biraz daha öne çıkabilir hayatınızda. Çocuklarla da ilgili yine güzel bir zaman, özellikle hamilelik, doğum, çocukla ilgili kavramlar Güneş Kova burcundayken sizin için de biraz daha önde olabilir sevgili teraziler. Evet, ayın pozisyonlarına baktığımızda hafta içerisinde 19 Ocak ve 20 Ocak'ta Başak Burcu'nda olacak. Biraz içe dönük başlayabilirsiniz haftaya. Daha sessiz, sakin kalmak isteyebilirsiniz. Biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Kalabalıklar arasında yer almak istemeyeceğiniz bir hafta olabilir. Haftanın ilk günleri özellikle. Hafta ortasından sonra Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. 21 Ocak öğleden sonra. Ay sizin burcunuza geçiş yapacak. Biraz daha aktif olacaksınız. Daha fazla dikkat çekmeye başlayacaksınız hafta ortasından itibaren. Ancak şu sıralarda biliyorsunuz ki Mars terazi burcunda ve ayın terazi burcundan geçişleri sırasında diğer öncü gruplardaki Uranüs ve Plüton'la sert etkileşimler yapması nedeniyle zaman zaman ilişkilerle ilgili bazı gerginlikler yaşanabiliyor veya duygusal hayatımızda problemler oluşabiliyor. Sevgili teraziler, sizin de özellikle ilişkilerinize ayın 22'sinde ve 23'ünde dikkat etmeniz gerekebilir. Karşınızdaki kişi eşinizin veya ortağınızın bazı ani davranışları, çıkışları olabilir. Siz de Mars burcunuzdaki seyri nedeniyle Mars'ın biraz daha sabırsız ve sinirli olabilirsiniz. Bu nedenle arada çatışmalar oluşabilir. Aile büyükleriyle de, ebeveynlerle de böyle bir durum oluşabilir. Dikkat etmek gerekiyor. İlişkilerde her zamanki gibi anlayışlı, sakin ve sağduyulu olmaya çalışırsanız uyumu ve dengeyi bulmakta daha kolay olacaktır sevgili teraziler. 24 Ocak'tan sonra Ay Akrep Burcu'na geçiş yapacak. 24 Ocak ve 25 Ocak maddi konular daha fazla gündeminizde oluyor. Bazı alışverişler veya zorunlu harcamalar gündeme gelebilir. Özellikle 25 Ocak'ta Ay-Satürn kavuşumu parayla ilgili sorumlulukları gündeme getiriyor ve bu da sizde biraz karamsarlık yaratabilir. Belki ödenmesi gereken bir fatura, bir kredi ya da gecikmiş bir borç, unuttuğunuz bir borç ödemesi, fatura gibi konular birazcık sizi sıkabilir, karamsarlık verebilir. Özellikle Merkür-Satürn arasındaki sert etkileşim 25 Ocak'ta iletişim sorunlarına da neden olabiliyor. Özellikle parasal konularda yaptığınız iletişimlerde, alışverişlerde, ödemelerde ya da banka işlemlerinde daha dikkatli ve temkinli olmalısınız. Bazı engeller ve kısıtlamalarla karşılaşma söz konusu olabilir sevgili teraziler. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı yorumlar için günlük burç videolarımızı takip etmeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.